Esselamu Aleyküm. Derslerimiz devam programımız. Bugün en sade giyimidir şekiller mevzusundan demek dastlabki 10 ta meselani yechimini görüp çıkamız. Bu video derste demek birinciden başlayınız. Demek birinciden başlayınız. Mana doğru çizik ötkezin deyilgen. Demek doğru çizik ötkezemiz. Mana doğru çizik. Mana doğru çizik. Şu doğru çizikte yatıcı birer A noktanı belgilen demek. Doğru çizikte birer A nokta belgileşmemiz gerek. Ve onda yatmaya diyen B noktanı belgilen demek. Doğru çizikten taşkarıdan mana B nokta. Ya ki mana bu tarafa belgilesekken bu olarak farklı. Demek bu oldu birinci mesele geçildi. Mana şimdi ikinci mesele. İkinci mesele. Kes şuçu ikide avabı doğru çizliklerini ötkezeyin deyilgen değil mi? Mana, mana. Mana bu A doğru çizik, bu ise B doğru çizik. Doğru çizliklerinin kesişiş noktası S ne? Mana kesiş noktası S ne? A doğru çizikte B doğru çizik. Çizikte yatmayı diyen A nokta. Demek A doğru çizikte belgileş gerek, B doğru çizikte yatması gerek. Demek mana A. A ve B doğru çizikların bir tanesi de ham yatmayı diyen D noktanı belgile. Mesela mana D nokta. A da ham, B da ham yatmayı. Demek belgiledik. İkinci meselenin geçimi ana şundan ibaret. Üçüncü mesele bir varak kağızda iki tane nokta belgileyin. Mana iki tane nokta belgiledik. Şu noktalar arkali kolda doğru çizip ötkezin. Mana kolda doğru çizip ötkezdik. Yasashning to'g'riligini chizg'ich bilan tekshiring. Demak, chizg'ich qo'yib tekshirib ko'rishimiz kerak. Mashq takrorlang deyilgan. Endi biz chizg'ichamiz, mana bu nimadan foydalanib tekshirib ko'ramiz. Mana shu yerda ozgina to'g'ri chiziqdan tashqariga chiqib ketgani, qo'lda chizgan vaqtda nima qilib 100% aniq qilib chizib bo'lmaydi. Demek üçüncü meselenin geçimi ana şundan ibaret. Dördüncü mesele. Bir varak kağızga iki tane nokta belgilen deyilgen. Demek belgilimiz. Mana iki tane nokta. Yende üçüncü noktanı közde çamalap şunday koyun ki o aldıngi iki tane nokta, nokta arkalı ötücü doğru çizikte yatsın deyil. Demek keyingi noktanı keyingi noktanı mana bu yere belgileşimiz mümkün ya ki mana bu yere belgileşimiz mümkün veya ki bu tarafa belgileşimiz mümkün. Mana endi demek doğru çizik ötkezadigan bo'lsak mana doğru çizik ötkezadigan bo'lsak. Demek dastlabki belgilangan noktalarımız mana bu ikkisi edi. Demek biz 3ta holat, ya'ni 3ta nokta her xil qilib belgilashimiz mümkün. Ya'ni kesmani o'ng tarafida, demek kesmani o'zida ve kesmadan chap tarafda. Aynan şu kesme yotuvchi to'g'ri chiziqda yotadigan qilib. Yasashning to'g'riligini chizg'ich bilan tekshiring deyilgan. Demek chizg'ich bilan emas. Nima bilan tekshiramiz? Mana bu sefer avvalgi qaraganda nisbatan to'g'riroq. Demak, yechim ana shundan iborat. Bu yerda shu talab qilingan, demak, talab qilingan nimani davoni bajardik. Ya'ni 4-mashqni yechdik deb hisoblasak bo'ladi. Endi 5-a to'g'ri chiziqni o'tkazing deyilgan. Mana doğru çizikni ötkezemiz. Mana doğru çizik. Bu demek A doğru çizik. Doğru çizikte kandaydır 2'de A ve B nokta belgilen.
Yani A nokta, yani B noktanı bilgiledik. Şimdi C noktanı şimdi bilgilen ki bu A ve B noktalar arasında yatsın. Yani ben şu yere bilgilimiz A ve B'nin arasında bulabilsin. Buldu. Bu başka anlaşımdan ibaret. Şimdi 6. maşık. Demek ki 6. maşık ne? Mana A doğru çizikni o'tkazing deyilgan. Mana A doğru çizik. Mana A doğru çizik. Yani doğru çizikda qandaydir ikkita A va B nuqta belgilang. Mana A nuqta, mana B nuqta. Endi A B kesmaga tegishli biror C nuqtani belgilang deyilgan. Mana A B kesmaga tegishli, ya'ni A B kesmada yotuvchi C nuqtani belgilaydi. Bu oldu 6. meselenin yeçimi. Ana şimdi. 7. mesele. Mana, eğer ikide kesme bir doğru çizikte yok mesela. Bunlar ne işte kesişiş noktası diye ege buluşu mümkün. Demek ikide kesme. Barın ki mana bu kesme. Ve ha, bu kesme bir doğru çizikte yatmasa demek bunlar paralel buluşu mümkün ya ki bunda kesişi mümkün, yani iki de halet mevcut. Yani paralel bulsa bitti ham umum noktaya ege bu miydi, demek kesişe diyen bulsa paralel bulmasa, yani paralel bulmasa elbette kesişe, bu halette ise demek ki bitti. Umumi noktaya ege buladı. Kesişiş noktası ege buladı da. Demek ki 7. meselenin yeçimi ana şundan ibaret. Sekizinci mesele götürmüz. Torcuzluk ötkezin ve şu toru çizikte yatmayı diyen birer A noktanı bilgilen deyilgen. Yani torcuzluk ötkezemiz. Toru çizik. Ve şu torcuzda çizikte yatmayı diyen birer A noktanı bilgilen. Yani A nokta. Torcuzlukta yatmadı. Torcuzluktan taşkardı. Şimdi İkide B ve C noktanı şimdi bilgilen ki A B kesme doğru çizikini kessin. B C kesme ise doğru çizikini kesmesin. B ve C noktalarını bilgileş gerek iken demek A B kesme. A B kesme doğru çizikini, yani mana şu doğru çizikini kesişi gerek. Bası kesme ise doğru çizikli kesmesi gerek. Demek B noktanı mana şu yerde, C noktanı mana şu yerde kılıp bilgilesek, demek A bu kesme, mana A bu kesme çizadigan bulsak doğru çizikli kesti. C'ni çizadigan bulsak B'ni mana kesmedi. Ya ki bu masa onu da kılıp becerir mümkün. A mana bir yerde B, bu yerde C kalsa mana C noktanı bir yere bilgilesek, mana A bu kesme doğru çizgini kesip durdu, B kesme ise kesmesinden kesmegen, mana mana doğru çizgi bile kesişmegen. Buldu. Demek 8. meselede şu talep kalınlar. 9. mesele götürmüz. Doğru çizik ve doğru çizikte yatmayan 3'te. A bası noktanı bilgileyin. Değilgen. Mene doğru çizik çizamız. Doğru çizik. Ve bu doğru çizikte yatmayan 3'te nokta bilgileyimiz. Mesela A, B, varın bu tarafı da bilgilesek S. A bu kesme doğru çizikli kesişi. Demek A bu kesme bana doğru çizikten, demek bu tarafa bilgilesek şunu da kese de A bu kesme doğru çizikli.
Asa kesmek ise doğru çizgi kesmesliği məlum diyor. Demek ki sana bu yere bilgilesek şunda gana doğru çizgi kesmeyelim. Yani iki tane nokta doğru çizgiden bir tamanda yatsa, mənə bu pəstə yatsa, şunda gana bu iki nokta arkalı hasıl kılından kesme, mənə bu doğru çizgi kesmeyelim. Yani A kesme, mənə bu doğru çizgi kesmesi için demek ki doğru çizgiden A yatken tamamda bilgiləşimiz gerek sınıftan. A bu ise elbette kesişi aytılgan mənə. A bu kesgen, mənə A'sı doğru çizgini kesmegen. B'sı kesme, doğru çizgini kesedi mi deyilgen. B'sı kesme elbette kesedi. Çünkü mənə. Mənə ispat kesip durdu, mənə şöyle. Onuncu mesele gördüğümüz. Doğru çizik ve onda yatmayan 4 de abasada nokta bilgilendiydi. Mənə dəstək doğru çizik ötkəzəmiz. Ve abasadalarını bilgilimiz. Demek, eğer kuyuda işaretler bacarsa adı kesme doğru çizikini kesedi mi? Deyim. Demek aba bası ve sada kesmeler doğru çizikini kesedi. Demek aba doğru çizikini kesiş için A'nı eğer bu tarafta bilgilesek, B'nı ikinci tarafta bilgileşmemiz gerek. Çünkü A'bı keselim. B'sı. Demek B'sı kesiş için S'ham. Demek A yatken tamamda yatışı gerek. Bana B'sı keselim. Ve S'da kesmeler. Demek D nokta. Bu tamamda. Mənə D nokta bu yerdə mənə S-də həm kesdi. Demək, əgər mənə şu şərtlə bəcərilsə, A-də kesmə doğru çizikini kesədəmə deyilmən. Bu vəziyyətdə demək, birinci vəziyyətdə. A-də kesmə doğru çizikini kesib durdu. Demək, birinci vəziyyətdə kesədi. İndi, demək, ikinci vəziyyət. İkinci vəziyyət mənə. Mənə bu ikinci vəziyyətini təhlük alamız. A-sı və B-sı kesmələr doğru çizikini kesədə deyilir. Demək, bu yerdən doğru çizik ötkəzəmiz. Doğru çizik. Və A-sı və B-sı kesmələr. Demək, A-sı kesişi üçün A bilənsi ikisi iki tərəfdə buluşu gerək. Doğru çizikdən. Mənə A-sı kesdi. B-sı xəm kesədi. Bası kesişi üçün baxan A yatkan tamanda buluş gerek. Şunda bana bası kesme doğru çizgini kesedi. Asıl bası kesme doğru çizgini kesedi. Mənə B'da kesme ise doğru çizgini kesmeydi. B'da doğru çizik. Mənə D noktanı şöyle. B'da doğru çizik. Yok. B'da kesme. Mənə B'da kesme. D noktanı bir yere belirlesek. Mənə B'da kesme doğru çizgini kesmeydi. Kesmeydi. Demek ki şu vaziyette A'da kesme doğru çizgini keselim. A'da kesme mene. Mene A'da kesme. A'da kesme doğru çizgini kesmeydi. Demek bu vaziyette kesmeydi. Şimdi üçüncü sorunu tahlil etsek. Mene üçüncü soru. A, B və S-də kesmələr doğru çizikini kesədi deyilgən. Mənə doğru çizik. Doğru çizik. A, B və S-də kesmələr doğru çizikini kesədi. Demək, A bu tərəfdə, B əsə ikinci tərəfdə. Şunda yenə A, B kesədi. S-də kesmələr doğru çizikini kesədi. Demək, S-də. S-də üçün iki xil vəziyyət qalıyordu. Bu tərəfdə S. Bu tərəfdə D buluşu mümkün. Ya ki, bu tərəfdə D, bu tərəfdə S buluşu mümkün. Hər iki xalətdə xəm,
Demek doğru çizikli sada kesme kesip yoktu. Basa kesme ise doğru çizikli kesmeydi. Basa doğru çizik, basa kesme. Yani bu doğru çizikli kesmese demek birinci vaziyet doğru eken. İkinci vaziyet na doğru eken. Yani. Yani basa kesme. Demek basa kesme. Yani basa kesme ise doğru çizikli kesmeydi. Yani kesmeydi. Demek bu vaziyette A'dı. Doğru çizikini kesedi mi? A'dı. Yani D'de bir yerini bilgilemedik. Demek A'dı bu vaziyette doğru çizikini kesmeydi. Kesmeydi bu vaziyette. Şimdi 4. halatını görsek. 4. halat mene. Bu vaziyette A bu ve S'de kesme doğru çizikini kesmeydi deyildi. Mene doğru çizik. A, B ve S'de kesmeler. Demek A, B. A bu mene kesmege doğru çizikini. S'de hem kesmege. Şimdi S'de için iki xil vaziyet var. S'de yine A bu yatkan tamanda buluşu mümkün. Mene. Ya ki bu tamanda buluşu mümkün. S'de. Basa kesme ise doğru çizikini keserdi. Demek dastlabki vaziyet yani mana bu vaziyet. Na doğru eken. Sebebi bu yerde bası mana doğru çizikini kesmesden kaldı. Bu yerde şartta ise keserdi değildi. Demek mana bu vaziyet doğru. Mana bası görüp turganingizde doğru çizikini kesken. Bu halde adı mana A'da kesme doğru çizikini kesedi mi? Mana A'da kesme ötürəmiş. A'da kesme mana doğru çizikini kesken demek bu vaziyette kesedi. Şimdi 5. ve 6. vaziyetlerini tahlil qılamız. Demek 5. AB, BC, CD kesmeler doğru çizikini kesmeydi deyilgen. Mana doğru çizik. Mana A, mana B. A bu kesmeydi mana doğru çizikni. B'si ham kesmeydi. Demek S. B'si mana kesmegan. S'di, S'di ham kesmeydi. Mana S'di ham kesmegan doğru çizikni. U holda A'di kesme doğru çizikni kesadi mana. A'di doğru çizik. A'di kesme o'tiramiz. Mana A'di kesme. A'di kesme demek doğru çizikni kesmegan. Demek 5. vaziyette kesmeydi eken. Şimdi ahirki vaziyet 6. A'sı, B'sı ve B'de kesmeler doğru çizikini kesedi deyilgen. Demek mana doğru çizik. Demek doğru çizik. A'sı, B'sı ve B'de kesmeler doğru çizikini kesedi. Demek A bu tarafta S. Mana kesip durdu. B'si ham keser eken. Demek B bu tarafta yatadı. Şunda yine keserdi. B'd ham keser eken. Demek D bu tamamda yatadı. Şunda bana B'di kesme. Mana bu doğru çizikini keserdi. Holda. A'di kesme. Doğru çizikini keserdim. A'di kesme mana. Mana A'di kesme. A'da kesme bu vaziyette demek verilgen doğru çizikini kesedi. Demek dastlabki 10-ta meseleni tahlil qildik. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.